Televizyonumuzda yayınlanan Bizim Memleket programının yapımcısı ve sunucusu, iş insanı Yudum Kaşıkçı, Türk tarihinde kadın konulu ilk kitabını Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansman programıyla tanıttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan programın açılış konuşmasında Yudum Kaşıkçı, tarihten günümüze kadının üstün başarıları, dik duruşlarıyla, mücadele ruhuyla dünya kadınlarına örnek olduğunun vurgusunu yaptı. Erken hatunlar, evladım anasız büyür ama vatansız büyüyemez diyen nene hatunlar, şanlı ordularımızı yönetmiş kara fatmalar, Halide onbaşılar geçmiş. Türk tarihinde aktif rol oynamış kadınların tanıtıldığı bu kitabı ele almamdaki ana amaç, içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda kendim de dahil Türk kadınına rol model aramak için başvuracakları bir başucu kitabı, bir kılavuz hazırlamak. Programa katılamayan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem görüntülü telefonla programa katılarak Kaşıkçı'ya başarılar diledi. Kadının günümüz ve geçmişi değerlendirdiğimizde her zaman erkeğin yanında yer almış ve yanında yer alırken cephede birlikte gitmiş, evindeki mücadeleyi de yürütmüş ama aynı zamanda ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmiştir. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Yudum Kaşıkçı'nın kitap yazarlığında başarılı olacağını ve bundan sonraki kitaplarının siyaset ve sporla ilgili olduğu takdirde kendisine katkıda bulunacağını söyledi. Bundan önceki konuşmacılar birkaç isim saydılar. Nene Hatun gibi, Kara Fatma gibi, Nezahat Onbaşı gibi, Halide Edip Adıvari gibi birçok ismi bilinen kahramanlarımız var. Ama gerçekten Türk tarihinde ismi bilinmeyen birçok kahramanımız var. Ben Kara Fatma'nın kitabını okumuştum. Hayatını okudum. Bu bölgede de bulundu. Bu kitapta öyle yazıyor. Yani o hayatı okuduğunuz zaman, o kahramanlığı gördüğünüz zaman saygı duymaktan başka, önünde eğilmekten başka hiçbir şeyiniz kalmıyor. TV 41 program yapımcısı, iş insanı, siyasetçi ve kitap yazarı Yudum Kaşıkçı sahnede ilk kitabını milletvekili Sancaklı için imzaladı. Sahnede katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi sonrası Kaşıkçı kitapseverlere kitabını imzaladı. Kitapseverler program sonunda Kaşıkçı ile fotoğraf çektirdi. Kaşıkçı program öncesi ilk heyecanını TV 41 ile paylaştı. Anlamlı bir gün, kaleme aldığınız bir kitap var. Nedir burada isminden kaynaklanan hani kadın gündeminde ama? Tabii. Türk tarihinde kadın kitabın adı. Cumhuriyet dönemine kadar, daha doğrusu İslam'dan önce ve İslam'dan sonra tüm çağları kapsayan bir kadın şahsiyetler anlatan, hayatı anlatan bir kitap var elimizde. Burada tabii ki anlatmak istediğimiz Türk kadınının diğer bütün toplumlarda bulunan kadınlardan ne kadar üstün olduğu, bunu vurgulamaya çalıştık. Türk kadınının kahramanlığı, Türk kadınının o yiğitliği, cesareti bu kitapta okuma fırsatı bulacak sevgili okuyucularımız. Duyum aldım Sayın Başkan, Osmanlı'dan, tarihten günümüze kadın işleniyor burada. Evet, Osmanlı'dan yani tüm devletlerdeki kadın şahsiyetler yer alıyor. Tabii bunu yaparken de diğer toplumlardaki kadınlara da göz atarak, aslında bir kıyaslama yaparak, dediğim gibi Türk kadınının ne kadar kıymetli olduğunu bu kitapta okuyabilecek sevgili okuyucularımız. İlk kitabınız mı? Evet. Tabii bundan sonrakine de temel oldu inşallah. Ve heyecan diyorsun değil mi? Evet, tabii ki. Şöyle internet ortamında ve kitapçılarda şu anda mevcut. Satışa çıktı şu anda. Her yerden ulaşabilirler. Yudum Kaşıkçı'nın kitabının tanıtım toplantısına MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, Kocaeli Ülke Ocakları Başkanı Abdülkadir Özdemir, siyaset, iş dünyası ve çeşitli meslek gruplarından davetliler katıldı.